Doğru. Bugün de göğüs meselesi üzerine evet, konuşalım dedik. Evet. En çok nelerle karşılaşıyorsunuz? Şimdi Dicle Hanım şöyle psikoloji güzel bir şey verdiniz. Aslında insan sağlığı biliyorsunuz fiziksel sağlık ve ruhsal sağlık üzerine kurulu. Bu genel bir sağlık. Yani fiziksel sağlık olarak örneğin göğüslerinde konuşayım. Bir insan, bir kadının göğsünde bir büyüklük olduğu zaman veya normalden küçüklük olduğu zaman sadece fiziksel bir rahatsızlık olarak ortaya çıkmaz bu. Fiziksel bir kusur değildir. Aynı zamanda psikolojik olarak da ruhsal olarak da o insanda sıkıntı yaratır. Hmm. Dolayısıyla fiziksel sağlık bozuk, ruhsal sağlık bozuk. Şimdi bunun dengesi hakikaten çok zor. O yüzden bizim yaptığımız işlerin psikolojik boyutu daima ve daima önemli. Örneğin göğüste. Şimdi bir kadının göğsünün 3 tane bozukluğu olabilir. Ana hatları söylüyorum. Tabii detayları tamam. Mutlaka var. Hı hı. Göğüs ya çok büyüktür. Evet. Büyük olduğu için ciddi problemler yaratır. Ya çok küçüktür veya evet. Yoktur. Hı hı. Hiç olmadığı için ya küçük olduğu için ciddi problemler yaratır. Hı hı. Ya da sarkmıştır. Sarkma vardır. Yani asıl problem sarkmadır. Sarkık olduğu için ciddi problemler yaratır. Bir de bunların kombinasyonları vardır. İşte asimetriler vardır. Biri büyük, biri küçük. Hı hı. Biri hiç yok, biri var. Hı hı hı. Deforme, şekil bozukları gibi birçok faktörler vardır. Bu gibi durumlar kadınlarda hem fiziksel kusur hem de ruhsal rahatsızlık kaynağıdır. Örneğin, hı hı. Hani büyük olması, küçük olması, bunların her birinin kendine göre bir takım sıkıntıları vardır. Büyük tabii. Olması ne gibi başka yan sağlık sorunları yaratır? Şimdi bir kadında eğer göğüs normalden o bedeni için, o boy, o vücut için olması gerektiğinden daha büyük ise iki şey sağlar, iki şey oluşturur. Birincisi fiziksel kusur oluşturur. Fiziksel kusur nedir? Ağırlık hissi. Yani büyük bir göğüs düşünün bir kadında. Yani evet. Bir insanın iki tarafına boynuna birer kiloyu asın. Normal bir insanın deyin ki sen bu bir kiloluk demirlerle oturacaksın, kalkacaksın, yatacaksın, dinleneceksin, yürüyeceksin. Ciddi bir rahatsızlık kaynağıdır. Çünkü ağırlık hissinin verdiği fiziksel kusurlar olur. Ne olur göğüsler büyük olursa? Omuz ağrısı olur, sırt ağrısı olur, boyun ağrısı olabilir. Kol omuzlarını vuran ağrı olabilir. Pişikler oluşur. Çünkü büyük olduğu için pişikler, bir takım alerjik, bir takım iltihabi durumlar ortaya çıkabilir. Dokunun temasına bağlı, birbirlerinin temasına bağlı gibi birçok şey. Yani neredeyse boyun ağrılarından veya omuz ağrılarından tutun, bel fıtığına, boyun fıtığına kadar giden ve bazen ameliyatlar gerektirebilen sorunlara yol açabilir. Bakın bu ciddi bir sağlık sorunun kaynağıdır bu. Yani bir kadının göğsünün büyük olmasını sadece ve sadece işte büyük göğüs, işte saklayamıyor, utanıyor, psikolojik olarak rahatsız oluyor diye düşünmemek lazım. Büyük olması gerçekten hani o büyüklüğünün derecesine göre, büyüklüğünün seviyesine göre ciddi fiziksel rahatsızlık kaynağıdır. Hatta toplamak için sütyen giyerler. Bunlara dikkat ederseniz çukurlaşır, baskı olur, oluk oluşur. Omuzlarında ciddi derinleşmeler oluşur. Taşıyamadığı için kesiyor da. Tabii orayı aslında. Keser ve bu da ciddi ciddi rahatsızlar yaratır. Bir de hocam çok özür dilerim. Bir de büyük göğüslerle mi devam edeceğiz, küçüklere büyük mi geçeceğiz? Büyük göğüslerle, bence büyük göğüslerle devam edelim çünkü. Tamam, ondan çünkü, sonra telefon alayım arkadaşlar. Tabii, çünkü göğsün büyük olması tamam bu fiziksel rahatsızlıkları yapar ve bu bir tedavi gerekçesidir. Ayrıca da büyük olması ciddi bir fiziksel rahatsızlık yaratır. Yani özür dilerim, estetik rahatsızlık yaratır. Hı hı. Kadın kıyafet seçmekte zorlanır. Onu kapatmak için kambur pozisyon alır, postürü değişir, pozisyonu değişir, gizlemeye çalışır gayri ihtiyari. Doğru, üst beden alt beden tutmaz. Bu tutmaz, ciddi bir sıkıntı evet. Yaratır. Ve bir utanır yani onun psikolojik olarak sıkıntısını yaşar. Hı-hı. Ki bu bazen gençlerde çocuklarda bile olur. Yani düşünün 15 yaşında, 14 yaşında aşırı göğüs büyümesi olan ve okula gitmek istemeyen, gerçekten. Sürekli kapalı kıyafetleri kamufle etmeye saklayan çocuklar bile var, o gençler bile çocuklara var. Çocuklara peki müdahale ediyor musunuz? Tabii yoksa ki. Bekleniyor mu? Hayır hayır. Eğer gelmesi? Çocuğun göğsü örneğin genç bir kız çocuğu düşünün. Hı hı. 14 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında ciddi göğüs büyüklüğü var. Hı hı. Siz bunu bekleyemezsiniz 18 yaşına. Hani bir büyüsün bakalım bir 18 yaşına gelsin. Vücut gelişimi tamamlansın da ondan sonra bunun göğsüne müdahale edip diyemezsin. Onu ruhsal bir kere ruhsal olarak çocuk artık normal raydan çıkar. Hı. Başka bir faza geçer. Onun için psikolojik stabilitesi bozulmadan. Hı-hı. Ruhsal yapısı bozulmadan hı-hı. O çocuğun göğüslerine müdahale edip onu normal büyüklüğüne, pozisyona getirmek lazım. Bakın çocuklarda bile var, 14-15 yaşından bahsediyorum. Kaldı erkeklerde ki, var mı diye soracağım ama izleyicimizi bekletip bir sorusunu alayım. Biz ondan sonra devam edelim izniniz olursa. Alo. Alo, merhabalar, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sıla Hanım, buyurun, buyurun sizi dinliyoruz. Siz büyük göğüslerden bahsettiniz ama benim de başka bir sorunum var. Göğüslerim çok küçük. Ve rahatsız oluyorum. İleride çocuk emzirsen, yani estetik yaptırdıktan sonra çocuk emzirsen sorun olur mu? Bu estetik çok operasyon. Çok da genç bir ses. Evet, genç evet. Bir ses, doğru.
Evet, teşekkür ederim. Güzel bir soru bu. Bize çok sık sorulan, hani evet göğsüm yok ki eminim bunun psikolojik sıkıntısını çekiyor, rahatsızlığını yaşıyor. Çünkü gerçekten ciddi bir rahatsızlık kaynağıdır bir genç kız için. Şunu merak ediyor, aile daha çok merak ediyor. Yani tamam, aile destekleyelim, işte sana bu ameliyatı yaptıralım, psikolojin düzensin, kendini iyi hisset ama hani acaba ileride evlendiğinde bir sorun olur mu? Ya çocuk yapıp da hamile kalıp emzirdiğinde emzirme problemleri olur mu diye endişe ediliyor. Şimdi bir genç kız 18 yaşını tamamlamışsa ve göğüs gelişimi eksik kalmışsa veya hiç yoksa, bakın bunun dereceleri var. Bazen geliyor kız çocuğu bize, 18 yaşında kız, göğüs hiç yok, tahta dümdüz, yani hiç yok, sıfır diyeyim. Şimdi bu genç kızın o fiziksel haliyle kendini iyi hissetmesi, kendini genç kız hissetmesi, kendini kadın hissetmesi mümkün değil. Bunu kabul etmek lazım. O nedenle o vücut algısının, o beden imajının, kadın beden imajının oluşması için bunun operasyonu gerekiyor. Operasyonda ne yapıyoruz? Silikon protezlerle, son jenerasyon silikon protezlerle meme büyütme ameliyatı yapıyoruz. Şimdi yaptığımız işlem ameliyatla, çok ki bunlar büyük ameliyatlar değil, yaklaşık bir saatten daha da kısa süre sürebilen, yapılan tekniğe, yönteme göre değişebilir. Bir operasyonla uygun lokalizasyona, ki genellikle kas altı lokalizasyonuna, göğüs kası altı lokalizasyonuna meme protezleri konuyor ve o beden için, o boy için, o kilo için, o fizik için optimal, uygun büyüklükte bir protez konuyor. Şimdi biz orada bu işlemi yaparken kadın, kız çocuğunun, genç kızın göğsüne bir şey, memesine bir şey yapmıyoruz. Onun meme dokusuna dokunmuyoruz. Yani az da olsa varsa, o meme dokusu eğer ileride fonksiyon görecekse, evlendiğinde çocuk emzirebilecekse yine emzirebilecek. Çünkü bizim yaptığımız işlemin, meme büyütme işleminde yaptığımız işlemin meme dokusu bilgisi yok. Biz meme dokusuna müdahale etmiyoruz. Biz başka bir yolla kas dokusu altı, dikkat edin ne var? Meme dokusunun altı, meme dokusunun üstünde deri var, deri altı işte yağ dokusu var değil mi? Deri, deri altı yağ dokusu var, meme dokusu var. Onun altında bir zar var, fasya zarı. Onun altında kas dokusu var, kasları var, kaslar var. Kasın altına koyuyoruz. Yani bizim yaptığımız işlemde memeye biz hiç zarar vermiyoruz. Hocam bir ek soru sorabilir miyim? Emzirebilirler. Emzirebilirler. Mesela bazı anneler de şey sorunu yaşar. Mesela meme ucu olmadığı için çocuk ememez anneyi ve vesaire. Bu da ayrı bir şey. Estetik cerrahi de bu anlamda da yapılanma söz konusu olabilir Şimdi, mi? Şimdi meme ucunda olmaması şöyle. Bazen meme ucu içe batık şekilde olabiliyor. Bu meme protezi konulduğunda bazen onun fiziksel etkisiyle, dışarıya doğru ittirme etkisiyle ortaya çıkabiliyor. Ama bazen de yapısal olarak, gelişimsel olarak meme ucu dışarıya çıkmıyor veya gelişmiyor. Bu gibi durumlarda estetik var, içeriye gömülüyse cerrahi müdahaleyle onu dışarı çıkartmak mümkün. Ve emzirebilir, fonksiyon gelebilir. Ama bazen meme ucu hiç gelişmemiş olabiliyor. Bunlarda yeniden meme ucu yapmak gerekebilir. Bu sadece estetik olarak görsellik amacıyla. Sadece görselliği olur, emzirmeye yardımcı olmaz. Çünkü hiç gelişmemişse eğer tabii ki. Anladım, tabii ki. Ama protez ameliyatında biz tekrar söylüyorum, memeye müdahale etmiyoruz. Memenin tamamen altında. Şu da olur, bazen meme dokusu biraz vardır kızın. Meme dokusu var ama yetersizdir. O ona yetmiyor. Kabul, o bedene göre uygun değil. Bu da ciddi rahatsızlıktır. Yani bunu da normal görmek lazım. Çünkü hepimiz biliyoruz, bir kıyafet giyerken bile o kıyafetin biraz bol olması da, biraz dar olması bizi rahatsız ediyor. Evet. Kaldı ki bu kıyafet değil, sürekli ömür boyu üzerine taşıyacağın bir yapı. Sana ait bir kıyafet aslında o. Kalıcı bir kıyafet. Şimdi onun normalden küçük olması da, hiç olmamasının yanında normalden küçük olması da bir kadın için ciddi rahatsızlık kaynağıdır. Onlar da göğüslerini büyük göstermek için o özel stüdyenler giyerler, hazır bir takım meme şeyler, malzemeleri koyarlar altına veya ufak tefek bir takım materyallerle doldurarak protez stüdyenlerin içerisini sanki göğüs varmış gibi, dikkat edin bakın, varmış gibi ve tammış gibi, normalmış gibi kendilerini hissetmeye çalışırlar. Bu da ciddi bir eksiklik kaynağıdır. Çünkü onlarda bir şey hissi uyandırır, bir eksiklik hususu uyandırır. Kompleks kaynağıdır. Bu gibi durumda küçük olan bir memeyi büyütmek amacıyla silikon protezi kullan. Bakın hiç yokken de kullanabiliyoruz. Ortaya çıkarabiliyoruz. Evet. Bazen de çok küçüktür meme dokusu. Onu da büyütmek amacıyla, yani var ama biraz daha büyütmek amacıyla kullanıyoruz. Erkeklerde peki uygulanan bir şey mi? Meme ameliyatı şöyle, meme estetiği, o zaman şöyle söyleyelim. Erkeklerde memenin büyük olması problem. Kadınlarda hani olmaması problemdi ya. Erkeklerde de memenin olması problemdir. Bu da güzel bir soru. Çünkü erkekler beden imajı, erkek beden imajı kadından farklı. Onun var olması rahatsızlık kaynağıdır. Bu da şiddeti değişir. Bazen hafif büyüklük, orta büyüklük, şiddetli büyüklük gibi erkekler bize gelebilirler ama az bir rakam değil. Bakın 100 erkeğin aşağı yukarı 65'inde jinekomasti diye ifade ettiğimiz, evet jinekomasti diye ifade ettiğimiz yüksek oranda meme büyüme vardır. Fakat bunların bir kısmı rahatsız etmez. Evet meme büyüklüğü vardır ama bu rahatsız etmez. Ama belli bir seviyenin üzerine geldiğinde artık erkek ondan ciddi rahatsızlık kaynağı duyar, rahatsızlık duyar ve operasyon için bize gelirler.
Yani peki, erkeklerde de memenin kadında olmaması sorunken erkekte de memenin olması ciddi sorun. Erkekteki operasyon ve kadındaki meme küçültme operasyonuyla ilgili bir sorum olacak ama izninizle bir telefon tabii almam gerekiyor. Alo. Merhaba İçeler Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz, buyurun. Benim acaba bir sorum olacaktı. Buyurun. Biz iki kardeşiz. Annem kardeşimi emzirdikten sonra gözlerinde sarkma meydana geldi. Aha. Ve bu durumdan çok şikayetçi. Hı hı. Neler yapabiliriz? Annenizde. Evet, anne. Evet. Şimdi güzel bir soru, sarkma. Şimdi bir kadında tabii ki gözlerin olmaması ciddi sorun, küçük olması sorun, büyük olması da sorun. Bazen de meme büyüklüğü belki yeterlidir ama sarkmış olması, hı hı, onun normal olması gerektiği lokalizasyonda, normal olması gerektiği konfigürasyonda figür olmaması da ciddi sorun. Yani onun bir pozisyonu var. Belli lokalizasyonlardan bir mesafeleri var mesela bizim, hı hı, estetik bir normal olması gereken göğüste. Belli ölçülerimiz var. O ölçülerin dışına taşmış. Göğüsler aşağı doğru sarkmış. Ve bu da ciddi rahatsızlık kaynağı o insan için. Sarkma için evde kendi kendilerine yapabilecekleri, aa benim göğsüm şimdi, çünkü bir de şunu, şu da bir gerçek. Mesela telefonla bağlanan izleyicilerimiz stüdyoya geldiğinde, ben aynalara küstüm, kesinlikle bakmak istemiyorum diyen izleyicilerimizi biz gördüğümüzde gözlerimize inanamıyoruz, son derece güzel hanımlar. Demek ki çoğu insan kendine bazen haksızlık yapabiliyor. Bunun böyle bir şeyi var. Benim göğsüm sarktı diyor, düşünüyor olabilir ama belki de size ameliyata gelse siz diyeceksiniz ki yok, bu başka bir müdahale çok gerektiriyor. Doğru, tabii bazen olur. Yani o göğsün mesela küçük olduğunu düşünüyordur. Gelir, evet, bize. Ben baktım normal gördüm. Bu normal diyebiliriz biz ona. Bir normal olup hatta ikna edip gönderdiğimiz hastalarımız vardır. Sarkmayı onların sarkmana nasıl değerlendirmesi işte lazım? Belli... Hangi göğse dersiniz sarkma? Şimdi o nasıl bir şey? Ha, kabaca söyleyeyim. Hani derler, hı, ya bunu aktabilir gel. Hocam göğsümün altına bir kalem koydum. Hı. Kalem düşmüyor. Yani, hı, kalem koyuyorsun, o tutuyor. Çünkü bir baskı var. Yukarıdaki meme dokusunun aşağı doğru göğüs dokusuna, karın dokusuna doğru bir ağırlığı var. Tutuyor oraya koyduğun objeyi, memenin altına koyduğunuz objeyi tutuyorsa sarkma vardır aslında. Sarkma başladı, vardır. Ama vardır. Bizim orada ölçtüğümüz değerler daha çok meme ucunun o göğüs altındaki çukurluk var ya, göğüs altı izi, evet, göğüs altı sulkusu, oraya mesafesini ölçüyoruz. Yani, hmm, onun seviyesinde mi, onun seviyesinin üstünde mi, onun seviyesinin altında mı? Hı hı. O ucun bizim ölçülerimiz var. Belli o ölçülere göre biz diyoruz ki ve sizde sarkma var veya diyoruz ki sizde sarkma yok veya diyoruz ki sizde yalancı sarkma var. Yani siz sarkma olduğunu zannediyorsunuz ama sarkma yok, bu yalancı sarkma diyebiliyoruz. Bunları biz tabii değerlendirmemizde söylüyoruz. Sarkma varsa bunun öyle bir, ben buna masaj yapayım da öyle bir şey yok tabii. Sarkma varsa eğer belli bir parçası alınıyor mu yoksa hemen içine bir protez konarak mı müdahale ediliyor? Bu da güzel, ediliyor? Çok güzel bir soru. Bakın bazı meme sarkmalarında sadece meme protezi koyarak tekrar memeyi dikleştirmek, normal olması gerektiği yere getirmek mümkün. Belli limitlerdeki hem memenin küçük biraz da sarkık olduğu durumlarda. Kadın diyor hocam göğsüm biraz küçük, biraz da sarkma var diyor. İşte o zaman koyduğumuz bir meme proteziyle hem büyüklüğü sağlıyoruz hem de sarkmayı düzeltmiş oluyoruz. Bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Hmm. Ama bazen sarkma öyle fazla ki bunun öyle protezde falan değil. Bir de büyüklüğü söz konusu. O zaman ne yapıyoruz? Tam tersine büyütme değil. Hem küçültme hem dikleştirme. Toparlama, hmm, yapıyoruz. Hmm. Bakın bazen sadece silikon koyarak, büyütme yaparak o sarkmayı önlediğimiz gibi bazen de küçültme yaparak sarkmayı birlikte tedavi ediyoruz. Yani küçültme ve sarkma, mastopeksi diyoruz ona. Yani meme dikleştirme, toparlama operasyonu, bunu ama birlikte yapıyoruz. Ama böyle askısı maskısı falan i̇şte yok onun mu bazı, hocam? İşte onun askısı falan yok. Yani onun bazı, onu da anlatacağım kısa örnek ver. Bir de bazen memenin büyüklüğü normal ama sarkma çok bariz. Yani oraya, hmm, bir protez koymaya gerek yok. Kadının kendi göğsü yeter. Hocam benim göğsüm yeterli bana diyor. Benim sıkıntım sadece sarkma. Hı-hı. Çocuk emzirdim. İşte kilo aldım verdim. Hani birçok sebepten olabilir. Hı-hı. Ve doku esnekliğinin zayıflığından, yaşla da olur. Bazı kadınlarda hakikaten 50-60 yaşına gelmiştir. Sarkma hiç yoktur. Hı-hı. Bazı kadınlarda 25-30 yaşına gelmiştir. Sarkma vardır. Çünkü dokunun gerilme gücü, tensilitesi, sıkılığı, gevşekliği genetik olarak birbirinden farklıdır. Hı-hı. Dayanma gücü değil mi? Farklıdır. Evet. Dolayısıyla bu gibi durumda meme dokusu yeterli ama sarkma varsa sadece mastopeksi yapıyoruz. Yani meme toparlama işlemi yapıyoruz. Memeyi yeni konfigürasyona, yerine göre, lokalizasyona göre o kadında memenin olması gerektiği noktayı belirliyoruz. Hı hı. O meme ucunun, meme ucu yuvarlan olması gerektiği veya volümün o bölgeye tekrar yaptığımız operasyona göğsü getiriyoruz. Sadece toparlama işlemi yapmış oluyoruz. Göğüs büyütme ameliyatındaki iz daha az ama küçültmede iz daha fazla şimdi diyorlar. Doğru mu? Şimdi güzel, iz konusuna. Şimdi hocam meme ameliyatı istiyorum ama iz olur, iz olur mu? Evet. Meme büyütme ameliyatında iz hemen hemen gerçekten çok çok minimal. Ve %99 hiçbir kadını rahatsız etmiyor. %1'dir yani hocam ben bundan rahatsızım diyebilirim. %1'lik bir ihtimal oraya koyarım ama
çok çok büyük bir kısmında asla rahatsız etmiyor. Hocam ben kendim bile fark etmiyorum. Aynaya bakıyorum ben bile fark etmiyorum diyor. Bakın büyütme ameliyatında iz böyle. Meme altından olabilir veya meme başından veya koltuk altından hastanın ihtiyacına, memenin durumuna ve doktorun tercihine göre, hasta doktor ilişkisine göre bu ayarlanabilir. İkisinin tercihi önemli. Şimdi bir diğeri meme küçültme ameliyatı. Meme küçültme ameliyatında değişik teknikler var ama bizim amacımız o memeyi küçültürken yapabileceğimiz en az izi yaparak memeyi küçülteceğimiz teknikler geliştirildi. Hı hı. Ama mutlaka iz var, izi oldukça mümkün değil. Fakat izimiz nasıl? İzimiz kabul edilebilir, izimiz makul bir iz. Çoğu kadın o izden rahatsız olmaz. Neden? Çünkü eskiden büyük sarkık bir memesi vardı. Ben bazen ödüyorum onun her tarafı iz gibi oluyor. Çünkü o meğer beğenmediğiniz için, o göğüsten rahatsız olduğu için izi düşünmüyorsunuz. Ama düzgün olsun, şekilli olsun, bedeninize uygun olsun ama bir ince bir çizginiz olsun. Bu rahatsız etmez. Hı hı. Kaldı ki bazı meme küçültme ameliyatlarından veya meme toplama ameliyatlarından sonra o I şeklindeki yukarıdan aşağı doğru veya memenin altına hafif bir T şeklindeki, ters T şeklindeki izi eğer rahatsız edecek düzeyde olursa azaltmak, daha kabul edilebilir hale getirmek, daha da küçültmek mümkün. Sonradan müdahale edilir mi? Daha sonra müdahale bunu azaltmak mümkün. Ama çoğunda gerçekten hastalar izden rahatsız olmuyor. Çünkü hocam şekli çok güzel diyor, volümü çok güzel diyor, ben kendimi çok iyi hissediyorum diyor. O iz onun dikkatini bile çekmiyor. Onu da düşünmekte fayda var iz konusunda. Çünkü peki, çok sorulan bir soru bu. Peki, alo, bir telefonumuz tabii varmış. Tabii ki. Hanım. Alo. Ceren Hanım, doktor bey bir sorumuz olacaktı. Buyurun, buyurun hemen sorun efendim. Kardeşim 17 yaşında benim. Şu an göğüslerinin biri büyük, biri küçük büyüyor da. Herhangi bir sorun olur mu? Ya da bunu nasıl geçirebiliriz? 17 yaşında. 17 yaşında. Aynen. Evet. Geçmiş olsun. Tamamlamış sayılır mı? Şimdi 17 yaşında biri büyük biri küçük derken şöyle, biri çok büyük olursa, örnek veriyorum, hakikaten kız 17 yaşında ama biri öyle büyük ki o kız çocuğunun psikolojisi bir kere dağılmış veya fiziksel olarak kızın nedir, dengesini yani bozuyor. Nasıl bir oranda kabul edilir orada bu? Orada kabul edilebilir sınır ne biliyor musunuz? O genç kızın kabullenebilmesi, idare edebilmesi 18 yaşına kadar. Hani müdahale diyoruz ya genelde fiziksel gelişim tamamlansın. Estetik ameliyatlarda özellikle vücutla ilgili ameliyatlarda mümkünse bazı ameliyatlar hariç diyoruz ki 18 yaşına gel. Hani burun estetiğinde de aynı şeyi söylüyorum. Mümkünse 18 yaşına gelsin değil mi? De meme de mümkünse 18 yaşına gelsin ondan sonra yapalım. Fakat şimdi düşünün çocuk 17 yaşında veya 16 yaşında birisi çok büyük, birisi çok küçük göğsü var. Bunu demek gerçekten çok zor. Çünkü o kız için o bir yıl psikolojik travma anlamında ciddi bir dönem, ciddi bir rahatsızlık dönemi. O zaman 17 yaşında da yapılabilir. Ama kız diyorsa ki ben gerekse bu kadar çektim, bir yıl daha beklerim diyorsa en güzel o. Bekleyebilirse beklesin. Rastladığınız en uç örnek nasıldır hocam? Mesela yani bir tanesi işte bir elma kadar, bir tanesi yani vallahi, iri bir elma ya da greyfurt elma yani örneği nedir? Değil de karpuz örneğini vermek lazım. O gerçekten kadar, hakikaten hayır, bazen. O kadar fark eder inanın, mi? Hani, evet. Bazen bir karpuz büyüklüğünde bile çocukta, genç kızda göğüs geldiğini görüyoruz ki düşünün bir göğüsten 2 kilo, 3 kilo bakın 3 kilo diyorum yani az bir ki yağın volümü ağırlığı o kadar şey değil de ciddi miktarda bir dokudan çıkartmak gerekebiliyor. O yüzden böyle durumlarda hiç beklenmez. Hemen müdahale gerekebilir. Ama daha küçük ama tamam asimetri var. Örnek verdik. Biri büyük, biri küçük. Kriterim nedir? Kızım bakın söylüyorum. O bir yıl daha bekleyebilir misin? Bu şekilde bir şekilde kamuflaj yapıp buraya biraz destek koyarsın bu tarafa. Simetrik gibi göster. İçini doldurursun. Hani böyle bir idare edebilir miyiz? Bir yıl. Hı hı. Hayır hocam ağlıyor. İmkansız diyorsa hemen en kısa zamanda operasyonla öbür göğüs küçültülecek. En kısa zamanda operasyonla. Erkeklerde yapılan operasyonda iz nasıl kalıyor? Şimdi onlar da çoğunlukla bu jinekomast dediğimiz göğüs büyümesi, jinekomast olaylarında ergenlik döneminden sonra yani 14-15 yaştan sonra rahatsızlıklar başlıyor. Hı hı. Burada da eğer çocuk yine ben bu kıyafetle gezmek istemiyorum, havuza gitmek istemiyorum, arkadaşlarıma sportif aktivitelere katılmak istemiyorum. Korsesiz, inanın ailesi öyle bir sarmış ki çocuğu, düşün 15 yaşında çocuk korseyle sıkı sıkı sarıyor, onun üzerine kıyafet giyiyor. Çünkü normal kıyafet giydiğinde göğüslerin büyüklüğü çok rahat belli oluyor. Bu da o çocuğun psikolojik gelişimini çok kötü yönde etkiliyor. Genetik midir bu? Beslenmeyle i̇şte ilgisi var mıdır? Nedeni tam bilinmiyor. Bunların çoğunda hormonal bir bozukluk da söz konusu değil. İdiopatik yani nedeni açıklanamayan bilinmeyen genetik diyebilirsin de ama hormonal bir neden yok ortada. Hani biz bunu hormonal eksiği düzeltelim de ondan sonra bu düzelsin öyle bir şey yok. Çoğunlukla ama zaten bir hormon analizi yapılır ve bir hormonal bozukluk bulunursa bu bir hastalıktır. O zaman o hastalığın tedavisine gidilir. Bu ayrı bir konu. Bizim bahsettiğimiz ki çok büyük bir kısmında belirleyici bir neden yoktur. O yüzden cerrahi müdahale gerekir. Bunların çoğunda hiçbir ameliyat izi olmaz. Sadece 3-4 milimlik
kanülün girebileceği bir delikten özel bir takım cihazlarla girilerek o bölgedeki meme parenkim dokusu ve yağ dokusu çok uygun bir şekilde oradan alınır ve kadın tipi bir göğüse sahip olan bir delikanlı bir erkek hemen masadan düz bir göğüse çıkar. Normal bir bedene öyle çıkar. Öyle kadınlardaki gibi düz bir çizgi, kesik. Yok yok. O kimde olur? O şöyle olabilir. Mesela erkek düşünün. Çok aşırı kilolardan zayıflamayla bayağı bir kilo kaybı olmuş ve göğüsler böyle göbeğine kadar sarkmış. Şimdi bu gibi durumda mutlaka artık onun cerrahi olarak çıkartılması gerekir. Çünkü deri bolluğu vardır. Aşırı deri bolluğu var. İçi boşalmış, esneklik gitmiş ise o zaman mutlaka bir cerrahi kesme yöntemi, klasik cerrahi yöntemine diyelim, klasik cerrahi yöntemine çıkartmak gerekir. Evet o zaman iz kalır. Bir T şeklinde veya I şeklinde bir iz kalır ama şimdi şöyle düşünün, bir erkek de olsa neticede göğüslerine kadar sarkmış bir meme dokusu olmak mı istersin? Hı hı. Yoksa şuranda bir iz olması, tabii ki buranda iz olması. Ne kadar isterim. Zamanda geçer o izler? İzler hiçbir zaman için geçmez. Mutlaka iz kalır ama o iz o insanı o önceki dokunun rahatsızlığı kadar asla rahatsız etmez. Şimdi bir erkek düşünüyorum ben, kendi psikolojimi düşünüyorum bir erkek olarak. Şimdi benim göğüslerim böyle sarkmış, neredeyse göbek bölgesine doğru kadın memesi gibi içi boşalmış bir emilmiş, içi boşalmış, doğum sonrası o durumu düşünün. Bir meme yeme sahibi olmak istersin erkek olarak. Yoksa düz ama burada iz olsun. İz olsun. Yani ne olacak ki? Bakın burada bir tercih yapıyorsunuz. Yani onunla onu tercih ettiğinizde arada muazzam bir fark var. Kaldı ki iz çoğu zaman makul, kabul edilebilir düzeyde oluyor. Eğer kabul edilebilir olmazsa, biraz fazla olursa o iz, yine bir yıl sonra o izi de azaltmak için, izi daha kabul edilebilir, daha makul hale getirmek için küçük scar revizyonları, iz azaltma operasyonları tabii ki yapılabilir. Yani iz konusu şöyle bir konu, enteresan bir konu. Hı. Büyük göğüslerde mutlaka operasyon sonrası iz kalacak. Bunu kabul edeceğiz. Ama bu iz çok büyük bir kısmında, kadınların da erkeklerin de çok büyük bir kısmında rahatsız edici olmuyor. Hı hı. Kabul edilebilir oluyor. Tolere edilebilir oluyor. Hı hı. Ama göğüs büyütme ameliyatında iz olmuyor. Olsa bile fark edilmiyor. Fark edilse bile rahatsız etmiyor. Dolayısıyla eğer bir memede problem nedeniyle doktora, plastik cerraha bizlere geldiğinde zaten hastalarımıza bunları detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Yani soruyorlar da zaten, hocam ben ameliyat olacağım. Emzirebilecek miyim? Erkek çocuklar için ameliyat yaşı 18 bekleniyorum dediniz. Şimdi ya, erkeklerin memenin büyüklüğü, erkeklerin göğüs büyüklüğü jinekomast olayında mümkün mertebe, hani hep söyleriz 18 yaş deriz ama çocuğun psikolojisinin etkilendiği yaş bizim için cerrahi yaşıdır. Bakın çocuk 15 yaşında ben okula gitmek istemiyorum, ben yüzme yapmak istemiyorum diyorsa onun bekleme yaşı yok. Onun bekleme yaşı hemen ilk okulun izin verdiği 1 haftalık bir süre izin aldığı ilk an en güzel zamandır. Bu çocuk ondan kurtulacak, psikolojisi düzecek. Neden? Bakın insanların psikolojisinin matürasyonu, kendinin bulması, karakterinin, kişiliğinin kendine bulması belli bir dönem gerektiriyor değil mi? Yani nereden baksa o ergenlik döneminin kişilik oluşumundaki önemini bir düşünün. Şimdi o dönemdeki bir takım eksiklikler, bir takım yaşadıklar, olumsuzluklar artık silinmeyecek bir şekilde. Nasıl ki bir ameliyat bir insanın bedeninde, bir trafik kazası bir insanın bedeninde kalıcı bir şekilde bir yara izi oluşturur ve o asla gitmezse, işte bu gelişme döneminde çocuğun, erkek çocuğunun o bedeninde oluşacak o jinekomastinin oluşturduğu negatif duygular ömür boyu kalan ve bir daha hiç geçmeyecek psikolojik sıkıntılara, komplekslere, depresyonlara ve karakter bozukluklarına kadar gidebilir. Türkiye'de en çok göğüs büyütme mi, göğüs küçültme ameliyatı mı, yoksa soru. Bölgesel mi süper, değişkenlik gösteriyor? Süper. En çok ne oluyor? Türkiye'de en çok daha çok tabii küçültme ameliyatları, göğüs büyüklüğü daha fazla. Yani Türk kadınında göğüs büyüklüğü küçüklüğüne göre çok daha fazla. Ben Amerika'da da çalıştım. Hı hı. Avrupa'da da bulundum. Mesela Amerika'da bunun tam tespiti o dönem benim olduğum dönemde, en azından benim olduğum eyalette. Öyle diyeyim, ben Oregon'da bulmuştum bir yıl süreyle. Orada daha çok göğüslü. Yani buradan şu da sonuç ortaya çıkıyor. Coğrafi bölgelere göre de Mesela Karadeniz kadını evet, daha çok göğüs küçültme ameliyatına gider de mesela Ege ya da İç Anadolu daha mı büyütebilir? Evet, değişebilir. Bunun yediğimiz, içtiğimiz, etnik kökenimize çok ilgisi var mı? Etnik nedenler, yaşam koşulları, kilo alıp vermeler değil mi? Bazı ülkelerin kadınlarını düşünün. Mesela Rusya'da, Ukrayna'da meme büyütme ameliyatları daha çok yapılırken Türkiye'de meme küçültme ameliyatları daha çok yapılır. Bakın şimdi. Mesela Avrupa ülkelerinin bazılarında 100 ameliyatın meme ile ilgili 70 tane, 80 tane meme büyütme ameliyatı, 20-30 tanesi meme küçültme ameliyatı iken Türkiye'de 70 tanesi küçültme ameliyatı, 30 tanesi büyütme ameliyatıdır. Yani bölgelere göre, coğrafyalara göre yapılacak işlemler değişkenlik gösterir. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için ben hocam. Ben teşekkür ederim.